Tabii çocukluktaki benim hayalim askerlikti. Ben Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Karasenir beldesinde doğdum. Bir 70'li yılların tipik bir köy hayatını yaşıyorduk. Tabii içerisinde bulunduğumuz dönem, çocukluğumuz, çevremiz, ailemiz. Mesela bizim köyümüzün içerisinde bir tren yolu geçer. O tren yolunda her bu sevk döneminde askerler geçerdi. Askerler geçerken trenden sarkarlar, bize el sallarlar. Efendim, bize hediyeler atarlardı işte. Asker sigarası atarlardı, efendim, peksimet atarlardı, bisküvi atarlardı. Tabii aileden gelen bir sevgi vardı. Bununla birlikte yine 74 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası dönemi de çok iyi hatırlıyorum. O dönemdeki duygular, ülkenin genel havası, tabii bizim yaşadığımız çevrenin genel havasıyla birlikte. Askerle böyle çocukluktan beri içimde böyle bir heves oluşmaya başlamıştı zaten. Haliyle tabii ilkokul, ortaokuldan sonra en büyük hedefim asker olmaktı. Farklı askeri okulların sınavlarına girdim ama kısmet jandarma subay hazırlama okuluna kaydolmak oldu. 1985 yılında girdim, 89 yılında mezun oldum jandarma subayı olarak. Tabii jöh dedik, jöh nasıl olunur? Önce jandarma olmak lazım. Jandarmanın subayı, az subayı, uzman erbaşı, uzman jandarması olmak lazım. Daha sonra komando olmak lazım. Mezun olduktan sonra da Foça Jandarma Komando Okulu'nda komando kursu gördüm, 3,5 ay süreyle. Akabinde yine Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yine 3,5 ay süreyle farklı bir özel bir kurs gördüm. O dönem için açılan sadece jandarma personeline yönelik bir kurs vardı. Bu şekilde 1992 yılında jandarma özel harekat hayatım başladı. Muş A timlerine atandım o sene. Türkiye'de 1991 yılında iki tane jandarmanın A timi kurulmuştu. Onun üzerine 92 yılında A timlerin sayıları çoğaldı. Bu esnada, bu ne diyeyim, büyüme esnasında biz de Muş'taki jandarma A timlerinde göreve başladık. Şöyle, PKK terörü 1984 yılında başladı. Süleyman Aydın desem kimse bilmez. Şehit Süleyman Aydın ismini versem şimdi, siz bilir misiniz misal? Duydunuz mu hiç? Ama bir PKK terör örgütü yandaşına sorun, Mahsun Korkmaz'ı bilir. Mahsun Korkmaz PKK terör örgütünün elebaşlarından bir tanesidir. İlk ölenlerden bir tanesidir. PKK terör örgütü Mahsun Korkmaz adına Beka Vadisi'nde akademi açmıştı. Ama bakın, Süleyman Aydın kim dedim, çoğumuz bilmiyoruz. Süleyman Aydın 15 Ağustos 1984'te PKK'nın ilk silahlı eyleminde şehit olan onbaşımızdır. İşte 1984'ten 85 ve 85-86 90'lı yıllara kadar PKK terör örgütü silahlı propaganda döneminde silahlı eylemlerini özellikle sivil vatandaşlarımıza, köylülerimize, masum sivillere karşı her geçen gün artırdı. 90'lı yıllara geldiğimizde maalesef ki devletimiz gerek yapılanmasıyla, güvenlik kuvvetlerinin yapılanmasıyla, gerekse elindeki silah teçhizat, terörle mücadelede yetersizdi. Tabii ki devlet gelişen bu durumlar karşısında hızlı kararlar alıp hızla yeni bir şeyler yapmaya başlamıştı. Ancak maalesef ki biraz birkaç adım geriden gidiyorduk. İşte 90'lı yılların başında böyle bir manzara vardı. PKK terör örgütü, özür dilerim, her gün bir yerlerde eylemler yapıyor. Her geçen gün eylemlerin sayısı ve şiddeti artıyor. Karakol baskınları yapıyor, yol kesmeleri yapıyor. Ve güvenlik kuvvetleri, maalesef diyorum bunu tekrardan, yapılan bu eylemler karşısında bazen karşı tedbir almakta yetersiz kalıyordu. Ta ki işte 92, 93, 94 yılına kadar diyeyim. Bu yıllar terörle mücadelede bir kırılma dönemiydi bizim açımızdan. Devlet işte bu yıllarda o eksikliklerini giderdi. İşte tam da işte benim söylediğim gibi 92 yılında A timine atanmış olmam işte bu yapılanma süreci içerisinde alınan tedbirlerden bir tanesiydi. Yani filmlerde anlatılanların birazcık daha ötesinde, gerçek netice itibariyle. Zaten benim Asubay okuluna girişim, yani 1985 yılı az önce söylediğim gibi terör örgütünün eylemlerinin başladığı döneme denk geliyordu. Haliyle bizim komutanlarımız da, eğiticilerimiz de bizleri terörle mücadeleye yönelik eğitmeye başlamışlardı. Askeri okulda bir müddet buna benzer eğitimler almıştık ama yeterli değildi açıkçası. Daha sonra Foça Jandarma Komando Okulu asıl bizim terörle mücadelede
ne diyeyim, yetiştiğimiz, piştiğimiz okul orasıdır. Eğitim merkezi orasıdır. Foça Jandarma Komando Okulu'na sıfırdan gidersiniz. Gerek bedenen, gerekse ruhen yetişmiş olarak oradan mezun olur çıkarsınız. Foça Komando Okulu'nun çok, ne diyeyim, çok farklı eğitimleri vardır. Dağcılık eğitiminden yüzme eğitimine, hayatta kalma eğitiminden bedeni yeterliliğinizi geliştirmeye, yakın dövüşmeye. Efendim, el yapımı patlayıcılardan mağara operasyonuna gibi birçok dalda, birçok alanda Foça Komando Okulu'nda gerçekçi bir eğitim alırsınız orada. Zaten oraya giden herkes komando olarak mezun olmaz. O kursu bitirebilenler mezun olur. Ama şu da var, inanan, komando olmak isteyen herkes o kursu da bitirir. Burada, bu okulda yani en bilinen birkaç eğitim var. Bunlardan bir tanesi işte hayat idame eğitimi demiştim misal. 3 gün boyunca bir adaya atılıyorsunuz. Eski Foça'yı bilenler için söylüyorum, karşısında küçük adacıklar vardır. Giderken tepeden tırnağa aranıyorsunuz. Yiyecek, içecek namına hiçbir şey götüremiyorsunuz. Sadece bir matara bir su götürebilirsiniz. Onun haricinde hiçbir şey götüremezsiniz adaya. 3 gün boyunca adada kalacaksınız. Ki kış dönemi, ki işte soğuk, denizin ortasındasınız. Bu süre içerisinde sadece ikinci gün 200 gram ekmek, özür dilerim, un ve 200 gram kuşbaşı verilir. Bunu da kendi imkanlarında başarıp, hamur yapıp, yoğurup, yenecek hale getirebilirsen onu yiyebilirsin. Bunu başaramazsan onu da heder eder gidersin. Eti de aynı şekilde. Orada hiçbir şey yok. Ateş yakacaksın. Ateş yakacak doğru dürüst bir şey yok. Efendim, onu pişirecek bir şey bulacaksın. Orada saç gibi, efendim, ona benzer. Tava demiyorum bakın. Yani arazide ne bulduysak onunla pişirmek zorundayız. Ya da ne bileyim, uygun bir dal bulup onun onu şiş gibi kullanıp kuşbaşıyı ona takıp o şekilde pişirebilirsiniz falan. Yani elde sadece bu var. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Birinci gün tamamen açsınız. Hiçbir şey yok. İkinci gün 200 gram un ve kuşbaşı verildi. Bunu da başarıp yiyebildiysen yiyebildin. Üçüncü gün yine açsın. Dördüncü günün sabahında saat 10-11 gibi çıkarma gemileri gelir. Alır seni bir koya bırakır. Oradan da yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede yürüyerek okula gidersiniz. Burada şuna geleceğim. Ya insan 3 gün boyunca açlığa dayanıyor. Öyle de bir dayanıyor ki. Yani şeyi açlık da değil, bir de soğuk var. Soğuğun tesiri de var soğukta tabii ki. O sırada ben bırakmayı düşünmedim. Sadece 30 kilometrelik silahlı teçhizatlı koşu vardı. Bazen orada ben özellikle yokuşları çıkarken ya yeter artık ya falan dediğim olmuştur ki bunu meslek hayatım boyunca da dağlardayken de en sevmediğim şey budur. Tek, ne diyeyim, biraz kaba tabir olacak ama nefret ettiğim şey o yokuş tırmanmaktı kendi adıma. Onun dışında hiçbir eğitimde bırakmayı falan düşünmedim. Dedim yani inanıyorsanız ben komando olacağım, ben bu brevi alacağım, bundan sonra komando birliklerinde görev almak istiyorum diye inandıysanız hiçbir şey size zor gelmiyor. Orada size gücünüzün sınırlarını zorlamayı öğretiyorlar. Her türlü imkansızlığa rağmen, her türlü zorluğa rağmen hayatta kalmayı, ayakta kalmayı öğretiyorlar. Nitekim biz bunun örneği, yani bu aldığımız eğitimi arazide defalarca yaşadık. Gün oldu, 3 günlük operasyona araziye atıldık. 10 gün boyunca kaldık. Biz her defasında 3 günlük kumanyayla çıkıyorsak araziye misal, biz o kumanyayı 5 günde tüketecek şekilde planlarız. Eğer 3. günün sonunda geldiysek mutlaka hala sırt çantamızda kumanya vardır. 3 gün bitti, efendim saat 12 oldu. Kumanya bitti, yenisi gelsin. Ya da hadi görev bitsin dönüyoruz diye bir şey yok arazide. O yediğimiz de biter, 5. gün olur, arazide hiçbir şey bulamazsınız. Misal şeyde Diyarbakır'ın belli bölgeleriyle Mardin bölgesinde su çok büyük bir problemdir. Arazide su bulamazsınız, yiyecek bulamazsınız. Mevsime göre belki hani meyvedir, ona benzer arazide doğal yetişen bitkilerdir vesairedir, onlardan bulabilirsiniz ama onun dışında çok bir şey bulamazsınız. Gizli isim demeyelim de şöyle kod ismimiz vardı emniyet gereğiyle. Hatta bununla ilgili ilginç de bir hikayem vardı. Başka bir söyleşimde anlatmıştım, şimdi girmeyeyim. Ama orada biz Muş'a giderken, İstersen önce oradan bahsedeyim. Muş'a nasıl gittim? 92 yılında ben Haziran ayının sonlarına doğru Muş'a tayin oldum.
Muş'a gitmem lazım. Bir emir Muş, Atim'in emrine atanmıştır diye. Telefonla arıyorum, Tim'e ulaşamıyorum. Fikir alacağım, görüş alacağım, nasıl geleyim, görev nasıl, ev var mı, lojman var mı vesaire gibi bilgi alabileceğim. Tim'imden hiç kimseye ulaşamıyorum. Şimdi dönem itibariyle, o dönemden bahsediyorum. İntikaller bireysel tamamen. Muş'a henüz uçak seferleri başlamamış. Efendim, konvoy sistemi başlamamış. Herkes otobüse biniyor, uçağa biniyor, trene biniyor, kendi gideceği yere gidiyor kendi imkanlarıyla. Ve maalesef bununla ilgili çok acı bir olay olmuştu Bingöl'de. 33 erimiz şehit edilmişti. İşte bu olaydan sonra bazı, işte bu eksiklik daha doğrusu giderildi. İntikaller topluca, emniyetli bir şekilde yapılmaya başlandı. Gideceğim, arıyorum, kimseye ulaşamıyorum. Otobüse binip gitsem hemen hemen her gün otobüslerin yolları kesiliyor. Yolcular indiriliyor, arama yapılıyor. İçerisinde asker şahıslar varsa onlar ayrılıyor. Kimisi kaçırılıyor, kimisi orada şehit ediliyor. Trenle gitsem gene öyle. Özellikle Elazığ Muş arasında trene zaman zaman sabotaj yapılıyor. Murat Nehri'nin kenarından nehre paralel olarak kıvrım kıvrım tren yolu devam eder. Dağların arasındadır böyle. Trenin penceresine baktığınız zaman sadece duvar görürsünüz. Kayalıkları görürsünüz. Altınızda da nehir vardır. O bölgelerde teröristler tren yolundaki traverslerin vidalarını söküyorlar, gevşetiyorlar belli bir mesafede. Daha sonra tünel çıkışı ya da ona uygun bir yerde mevzileniyorlar. Lokomotife roketi atıyorlar. Daha sonra ellerindeki diğer silahlarla rastgele trenleri tarıyorlar. Tren tabii patlamanın tesiriyle patlayıcı madde yerleştiriyorlar tren rayının üzerine. Roketin tesiriyle diğer sebeplerden rayından çıkıyor. Nehre yuvarlanıyor. İçerisindeki yolcular isabet alıyor. Ölenler oluyor, yaralananlar oluyor. Şimdi ikisinden birini tercih etmem lazım. Trenle mi gideceğim ben, otobüsle mi gideceğim? Hangisi daha emniyetli? Soracağım kimse yok. Öyle böyle trenle gitmeye karar verdim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir yerden bir yere intikal etmenin dahi çok emniyetli bir şekilde intikal etmenin dahi çok güç olduğu bir dönemdi. Tabii göreve başladıktan sonra bazı arkadaşlara, konuyu bilmeyen arkadaşlara şöyle bir örnek veriyorum. Diyelim ki bir vilayet. Sağlık ekibi var, 112 sağlık ekibi var. Bir ekip var. A ilçesinde olay olsa o ekip gidiyor. B ilçesinde olay olsa o ekip gidiyor. Her yere, her köye o gidiyor. Efendim bir olaya müdahale etmişken ikinci bir olay meydana geldiği zaman o olay yerinden diğer bir olay yerine gidiyor. Gibi gibi. Böyle bir örneği veriyordum. Biz de Muş'un operasyonel en etkin özel timiydik. Tabii nerede bir olay olsa, nerede bir ihbar gelse derhal bizi gönderiyorlardı. Arazi ya da yol şartlarına göre kimi zaman araçla gidiyorduk, kimi zaman helikopterle gidiyorduk ama zamanımız belli değildi. Efendim ne zaman gideceğimiz belli değildi. Gittiğimiz yerden ne zaman döneceğimiz belli değildi. Bu şekilde hızlı bir şekilde görevlere başladık. Tabii şimdi çatışma deyince bilmeyenlerin zihninde ya da filmlerden izleyenlerin zihninde şöyle bir şey oluşuyor galiba. Şu dağın tepesinde ya da ne bileyim tepede bir grup var. Burada da bizler varız. Ve efendim karşılıklı mevzilere geçiyoruz falan filan. Değil, böyle bir şey değil. O devasa dağları, ormanlık alanları, vadileri, dere yataklarını düşünün. Efendim bir ordu girse oraya içerisinde kaybolur, göremezsiniz. Bazı arazi kesimleri var, öyledir. Buna benzer arazi kesimlerinde bazı ufak tefek, yani küçük çaplı, işte karşılıklı, uzak mesafeli, taciz atışı şeklinde ya da uzaktan dürbünle görebildiğimiz tarzda çatışmalarımız oldu. Ancak 4 Kasım 1992 günü, hani bizzat gözümüzle gördüğümüz yakın birebir çatışma ve çok istisnai bir çatışma, duyanların inanmadığı bir çatışma yaşadık. Muş'tan Hasköy'e görev için gidiyorduk akşam saatlerinde. Sivil minibüs kullanıyorduk bazı görevlerde de. O sivil minibüs de şöyle eski model minibüslerden, koltuk araları daracıktır, belki bilirsiniz. Zar zor oturursunuz normal kıyafetinizle. Bir de düşün, üzerinizde silahınız var, teçhizatınız var, hücum yeleğiniz var. Boynunuzda bir şeyler asılı, gece görüş gözlüğü asılı, elinizde projektör var, bacağınızda başka işte tüfek bombası var vesaire var. Baştan aşağı teçhizatlısınız. O şekilde oturmanız zaten çok zor. Ama yapacak bir şey yok. Zar zor oraya oturuyorsunuz. Ben cam kenarına bir yere oturmuştum arka koltukta. Yanımda bir arkadaşım vardı. Şu aracı başka bir arkadaşımız kullanıyordu. Gecenin karanlığında Muş'la Hasköy'ün tam ortasında bir noktada yolun kenarında bize bir fener yakıldığını gördük. Yani yol kesmelerde ya da yol kontrollerinde işaretçidir bunlar. Bunların görevi odur. Yoldan gelen araçları ikaz ederler, yavaşlatırlar. Sadece ışığı gördük ama hiç hangi bir şey göremedik ileride ya da yol kenarında.
Haliyle o bölgede o an itibariyle herhangi bir terör eylemi olma ihtimalini hiç aklımızın ucuna gelmediği, böyle bir istihbarat olmadığı için dedik ki ilk aklımıza gelen, aman işte sivil aracın içerisindeyiz, silahlıyız. Burada polis ya da asker yol kontrolü yapıyorsa yanlışlık yapmasın. Hemen durur durmaz camı açıp söyleyelim ki bizi silahlı görünce, bir de hani saçımız sakalımız var. Nizami bir askere benzemiyoruz yani kıyafet anlamında, teçhizat anlamında. Oradakiler yanlışlık yapmasın diye düşündük. Tabii gecenin karanlığında araç yavaş yavaş ilerledikçe ancak böyle 8-10 metre kala yol üzerindeki kişilerin kim olabildiğini anlayabildik. Üzerlerinde kamuflaj kıyafet var. 91 yılı dediniz, Irak Savaşı falan dediniz ya işte o dönem. Amerika'nın Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere gönderdiği birçok silah teçhizat vardı. Kıyafet de vardı. PKK terör örgütü o gönderilen malzemelerin içerisindeki o kamuflaj parkaları giyiyordu bir dönem ya da belli bir kısmı. Üzerine kamuflaj parka var. Uzaktan gördüğümüzde kamuflajı seçebiliyoruz ama hala net değil. Ve araç yavaşlıyor. Bu kaç saniyelik? 3-5 saniyelik bir şey yani. Ve ben çok gerideyim. Aracın arka koltuklarındayım. Göremiyorum. Böyle yükseliyorum. Önümdeki arkadaşın başının üstünde yanından bakmaya çalışıyorum. Böyle endişeyle, merakla. Arkadaşlar daha net bakıyor. Daha net görüyor öndekiler. Onlar da tereddütlü. Asker mi, polis mi, terörist mi? Nitekim bu 3-5 saniyelik süre içerisinde durduğumuzda benim gördüğüm manzara şuydu. Ortada, yolun üzerindeki ortada araç durdu. Sağında, solunda, önünde 3 kişi burada, 2 kişi burada, 5 kişi burada, birçok terörist. Asfaltın dışında yere yatmış, yerden mevzilenmiş şekilde terörist. Bu aracın içerisinden sağ çıkmak mümkün değil diye düşündüm. İleri gitsen gidemezsin. Yolun üzerine büyük büyük kayalar dizmişler. Yolu kapatmak, araç geçişini engellemiş. Geri gitsen o araçla nasıl gideceksin? Zaten eli tetikte bekleyen bir dünya adam var etrafında. Şarjöre basıp tetiği boşaltması bir saniye. Tetiğe basıp şarjörü boşaltması bir saniye. Çaresiz bir şekilde durduk tabiri caizse. Bir turist geldi, şoför kapısını, başka bir turist geldi. Yolcu kapısını tam açmak üzereyken, yolcu kapısının yanındaki teknik koltukta oturan makinalı tüfekçimiz hızla hamle yaptı. Araçtan indi. Onunla birlikte aynı anda teröristler de hazır bekliyorlardı zaten. Şarjörleri bize doğru boşaltmaya başladılar. Minibüse biniş şeklimi anlattım ya. Aracın içerisinde şöyle oturuyorsun, tüfeğin de şöyle elinde. Bunu kaldırayım, doğrultayım, nişan alayım, ateş. Mümkün değil zaten. Bu birkaç saniyelik süre içerisinde ateş etmeye mümkün değil. Araçtan dışarı çıkman da mümkün değil. Doğal olarak ilk mermiyle birlikte cam kenarında oturuyordum. Kendimi yanındaki arkadaşımın yanına doğru eğdim. Hedef küçülttüm. Bütün arabanın camları zaten ilk mermilerle birlikte tuz buz oldu. Üzerimize cam parçaları vesaireler düşmeye başladı. Yani kaportayı deliyor. Namlu sesini duyuyorsunuz yakınınızdaki patlamaları. Merminin sesini duyuyorsunuz. Kaportayı delme sesini duyuyorsunuz. Kaportadan kopardığı parçaların sağa sola yere araç içerisine düşme sesini duyuyorsunuz. Kaportaya değdiği için ezilen, dağılan mermi çekirdeklerinin yere düşüp çıkardığı sesleri duyuyorsunuz. Sesler birbirine karıştı. O kadar yakın ateş ediliyor ki barut sesleri de bu sefer, barut kokusunu da hissetmeye başlıyorsunuz. Dedim tamam herhalde buraya kadar ya. Ya içimden geçiyor. Buradan çıkmamız zaten mümkün değil. Hani film derler ya, hayatım film şeridi bir gözlerimin önünden aktı. Gerçekten de hayatım film şeridi bir gözlerimin önünden akmaya başlamıştı. Bu süre belki 30 saniye, belki 40 saniye, belki bir dakikalık bir süreydi. Yoğun bir şekilde bizim üzerimize mermi gelirken ayağımda bir yanma hissettim. Vuruldum. Sol ayağımda. İnşallah bu kadar böyle çaresiz bir şekilde ve ümitsiz. Bekliyorum. Bu tarafa doğru eğilmiştim yani. Buradan bir yerlerden girmesini bekliyorum. Ayağa bu kadar olsa diyorum. Ya ayak gitsin ne olacak ki diyorum ayak. Önemli değil. Neresinden girdiyse girdi diyorum kendi kendime. İçimden bunları düşünüyorum.
Bu sürenin sonunda işte baktık ki ölmüyoruz. Yanımdaki arkadaşa dedim ki hadi in. Net sayı 54. Bu daha sonra elde ettiğimiz bilgilere göre ve onların hepsi de tamamında başka bir operasyonda öldürüldü. O anda gözümle gördüğüm yol üzerinde 10-15 bizzat benim kendi gözlerimle gördüğüm. Ancak işte bizden önce geçen araçları durdurmuşlar, ileriye almışlar. Orada propaganda yapıyorlar. Daha geride var, emniyetçisi var, gözetlemecisi var falan derken 50 kişilik bir grup toplamda. Arkadaşı itekledim, arkadaş hareketsiz kalınca bir daha itekledim. Yine hareketsiz. Bu sefer hadi in dedim. Onu biraz kuvvetli bir şekilde aracın kapısına doğru itekleyip onun arkasında ben atladım aşağıya. Yine muhtemelen toplamda birkaç dakika daha geçti en fazla belki. Derken silah sesleri hafiflemeye başladı. Az önce oradaki gözümle gördüğüm hiç kimse yoktu. Herkes bir yerlere gitmiş. Yol kenarına kendim bir yere mevziledim. Çok uzun hikaye, çok uzatmayayım. Sonra arkadaşlarımla irtibata geçtik. Onlar da yolun öbür tarafına geçmişler. Aradan yine böyle bir müddet geçtikten sonra arkadaşlara sorduk kim nerede diye. Türker abi dediler araçta onu çekemedik. Bir de başka bir arkadaşımız, benim yanımdaki arkadaşım, ona ulaşamadık henüz dediler. İşte Türker abi araçtan bir an önce çekelim dedik yani. Araca roket atılır, bomba atılır, araçta yangın çıkar vesaire diye. O çok kötü bir manzaraydı o an. Çok kötü bir andı. Şehit olmuştu. Araç çalışıyor, bir farı yanıyor. Abimiz şeyde, aracın direksiyon mahallinde, şoför mahallinde. Silahı dizinin üzerinde, silahını kaldırmaya, hareket ettirmeye fırsatı olamamış ve maalesef buradan sol yanından 3 tane mermi almış. Hafif başını öne eğmiş, boynu yana düşmüş bir vaziyette gördük onu. O manzarayı o anı hiç unutamam. Tabii daha sonra çok defa buna benzer olaylarla karşı karşıya kaldık ama belki ilk oluşu, belki bu kadar yakınımızda oluşu bilemiyorum. Bir şekilde işte diğer arkadaşa dolaştık. Türker abiyi araçtan indirdik. Sonra bizi hastaneye götürdüler falan. İlk birebir en yakın çatışmamız buydu. Aradan 3 ay sonra falan yapılan istihbari çalışmanın neticesinde bu grubun Hasköy ile Mutki arasında kamp yaptıkları alan tespit edildi. Uçaklarla bombalandı. Şubat ayıydı, Şubat ayı sonları olabilir tahminime göre. Ve biz de tespit için ertesi gün oraya attılar. Hatta o gün yanımızda Yeşil de vardı. Namı değer Yeşil, evet. Biz bir tim olarak bir helikoptere bindik. O yanında kendisine ait kendi yanındaki iki tane adamı, kod isimleri de sarı ve kırmızı. Çok muhatap olmadık. O istihbarat personeliyle, bir jandarmadan gelen istihbarat personeli ayrı bir grup halinde, ayrı bir yerde bekliyordu helikopter pistinin orada. Biz de kendi aracımızla gelmiştik, başka bir yerde bekliyorduk. Tanıyorduk, yani gıyaben tanıyorduk, birebir tanımıyorduk tabii. Ama çok açık söyleyeyim, haz ettiğimiz bir tip değildi. Çünkü ismi çok iyi anılmıyordu. Ama her türlü, ne diyeyim, operasyonda yer alabiliyordu. Helikopterle Diyarbakır'dan Muş'a, Muş'tan Elazığ'a gidip gelebiliyordu. Ama bazı ismi sürekli dolanıyor ve haz etmediğimiz bazı davranışlarını duyuyorduk. Onun için biraz kendisine mesafeli davranıyorduk. Şöyle oldu, orada hiç muhatap olmadık, konuşmadık ama helikopterle bizi attılar zirveye. Oradan işte kamp alanı şöyle zirveden aşağıya derelerden, çataklardan oluşan 1,5-2 kilometrelik bir bölgeye yayılmış bir kamp alanı. Burada bir sığınak var. 100 metre aşağıda başka bir sığınak var. Orada cephanelik olarak kullanılıyor atıyorum. 100 metre altta başka bir sığınak var. Orası mutfak olarak kullanılıyor gibi. Böyle bir alan düşünün. Bombalamanın tesiriyle 2-3 metrelik normal şartlarda karla kaplı olan bir bölge. Bombalamanın tesiriyle tabii çığlar düşmüş. Devasa kar kütleleri yığılmış. O sığınakların birçoğunun üzeri kapanmış. Biz zar zor emaresini gördüğümüz bir sığınağı açtık. Ellerimizle, tüfeklerin dipçiğiyle vesaireyle kaza kaza sığınağın girişini bulduk. Ve o kazma esnasında da işte teröristlerin bir kısmı karın içerisinde kalmışlar. İşte bir karın dışında şöyle bir kol görüyorsun misal, tamam burada diyorsun, etrafını açıyorsun. Kas katı kesilmiş bedeni, cesedi çıkarıyorsun oradan.
Bu şekilde 3-5 tane o bölgeden çıkardık. Kadın çıkardığımız teröristlerde. Tabii bombalamanın tesiriyle de işte hem vücutlarında parçalanmalar oluşmuş hem de zaten tonlarca karın altında kalmışlar. Onları uygun bir şekilde karın üzerine dizdik. Çünkü istihbarat personeli gelecek, fotoğraflayacak, işte silahlarını yanına dizdik, tutanağa geçirecek falan. Bu işlemler yapılacak. Şöyle ki Türker abi rahmetli olduktan birkaç ay sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Hani klasiktir ya anne baba ilk çocuğa isim düşünür falan. Cinsiyeti belli olunca zaten hiç düşünmedik bile. Türker abimizin ismini yaşatalım dedik. Tereddütsüz bir şekilde oğlumuzun ismini Türker koyduk. Gerçekten o anlamda çok zordur aileler için, bizler için de zordur. Tabii Türkiye o dönem küçüktü, 1-2 yaşlarındaydı benim anlattığım bu dönemlere. Daha tam bazı şeyleri bilmiyordu ama mesela bazı görevlere giderdik, 20-25 günde dönerdik. Döndüğümde beni tanımazdı. Böyle bana ısınması falan biraz vakit alırdı. Bir de hani gidiyorsun, gitmiş görevden dönüşünde işte saçın uzamış, sakalın büyümüş, efendim kar varsa kar yakmıştır, güneş varsa güneş yakmıştır, garip bir adama dönmüşsündür, üstün başın pistir vesairedir. Böyle garip bir şekilde giriyorsun. Çocuk korkuyor seni görünce. Hani o döneme ait onların tepkisi oydu ama muhakkak ki tabii zor. Çocuklar için, eşler için çok zor. Yol gözlemek gerçekten çok daha zor. Şimdi bölge insanı masum. Gerçekten yani şimdi düşünün. Defalarca şahit oldum. Ücra bir dağ başında 3 haneli bir mezra. Adam yüzyıllardır atadan beri orada yaşıyor. Çoluğu var, çocuğu var, hayvanı var, şuyu var, buyu var. Hayat ona endeksli. Güç kimdeyse, kapısına silahla kim dayanırsa o adamın karşı koyması mümkün değil. Devlet olarak biz o adamın, en ücra noktadaki adamın güvenliğini sağlayamıyorsak, hemşerim sen niye örgüte yardım ettin diye sorgulama hakkımız da yok bana göre. Mecbur adam. En ücradaki psikoloji böyle. İlçelere, köylere ya da şehirlere geldiğimiz zaman da yine aynı şey. Hiç kimse huzursuzluk istemiyor. Hiç kimse her gün şehrinde, yaşadığı yerde, köyünde olay olsun istemiyor. İnsanlar ölsün istemiyor. Bölge halkı, bizim orada görev yaptığımız süre içerisinde binamızdaki komşulardan örnek vereyim. En güzel örneği. 4 katlı bir binada oturuyordum. En alt katta ben ve karşımda bir asubay arkadaşım vardı. Üstümüzdeki komşumuz Bitlisliydi, Adil Cevazlıydı. Onun yanı Elazığlıydı. Onun üstündeki de Elazığlı, diğer komşularımız da Muşluydu. Bir tanesi de Türker abiydi. Bakın böyle yani sadece Muşlular değildi. Bitlis, Elazığ ve Muşlu komşularımız vardı. Öyle güzel sahiplendiler ki bizi onlar. Bizi o kadar çok korudular, kolladılar. Mesela yaşlı bir teyze vardı, hastanede çalışırdı. Evine çıkmadan önce gelir bizim kapımızı çıkar. Derdi ki aman oğlum bugün dikkatli olun. Şehre işte PKK'lılar inecekmiş falan derdi. Ya da daha birçok olayda. Hep bizi böyle ne diyeyim koruyacak, kollayacak şekilde nasihatlarıyla, davranışlarıyla hep bizim yanımızda oldular. Yani en acı olay az önce anlattığım olaydı ama mesela Muş şehir merkezi baskına uğradı. Muş'u işte arkasında dağlar vardır. Ova buradan başlar. Böyle ovada bir şehirdir. Şimdi çok daha büyük ama o zaman daha küçüktü. Efendim. Üst tarafta il jandarma vardı. Alt tarafta piyade alayı vardı. Emniyet müdürlüğü vardı vesaire. Örgüt işte il jandarmanın, piyade alayının, emniyet müdürünün olduğu noktalar başta olmak üzere şehrin dört bir yanından rastgele saldırdı şehre. Bulanık'taydık. Bulanık merkezi baskına uğradı. Ne bileyim. Buna benzer tabii çok büyük ya da çok acı olaylar yaşamadım bizzat kendim. Çünkü bazı çok üzücü karakol baskınlarımız yaşandı. O tür bir olay yaşamadım ben ama Muş bu anlamda belki birazcık daha onlardan daha iyiydi. Buna benzer baskınlar yaşadık. Ya psikolojiyi tabii ki etkiliyor. Yani biz ya, timde olsun yani askerlik yapmışsınızdır. Yani orada anne yok, baba yok, kardeş yok. Arkadaşınız var, her şeyiniz o. Günlerce, aylarca. Kadir arkadaşısınız. Kardeşten öte oluyorsunuz. Silah arkadaşlığı bu zaten. Tabii onun şehit olması,
yanı başınıza şehit olması, bir şey yapamamanız, onun şehit olmasını engelleyememeniz çok kötü bir duygu. Hatta bazen kendinizi suçluyorsunuz bile. Keşke öyle olmasaydı, keşke bir şey yapabilseydim gibi kendinizi sorguluyorsunuz, kendinizi suçluyorsunuz. Vermedim, yani o bölgede vermedim ama Tokat'ta görev yaparken, Tokat 2013 yılında, Tokat'ta görev yaptığım süre içerisinde orada başka bir aileye şehit haberi vermek zorunda kalmıştım. Vermedim ama en zor görevlerden bir tanesi o. Çok zor. Görev yaptığım süre içerisinde en acı, en kara günümüz oydu çünkü. Az önce söyledim, 92 yılında Kasım ayında Türker abimiz şehit oldu. Ondan sonra biz onun tabiri caizse intikamı defalarca aldık, defalarca çatışmaya girdik. Hiç şehidimiz ya da yaralımız olmadı. Ta ki o güne kadar. O gün yine Allah'ın bir istihbarat üzerine o bölgeye gittik. Mart ayıydı. Arazi hala karla kaplıydı. Bize verilen bölgedeki aramamız bitti. Dönüşe geçtik. Sol ileride bir aşağıda köy var. O köye varacağız. Oradan araçlara binip gideceğiz. O köye inmek üzereyken o köyden çıkıp aksi istikametine giden bir patika gördük. Yani kardan patika haline gelmiş ayak izleri, karın üzerindeki ayak izleri. Hali bizim için çok büyük bir emare, takip ettik. Meğerse biz yaklaşık 10 kilometre daha güneyde bir bölgeyi aramışız. Asıl hedef orasıymış, yani alınan istihbaratta bir nokta hatası varmış. Örgütün kamp alanı 10 kilometre daha kuzeydeymiş. Hali biz o bölgeye doğru uygun şekilde devam ettik. Kamp alanına, kamp alanı bilmiyorduk oysa ki, girdik, çok iç içe girdik çatışmada. Kar ve kayalık bir bölge. Bu çatışmada tim komutanımız, çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz Ayıboğan lakaplı İsmail Moray hemen önümde şehit oldu. Birkaç 10-15 metre önümde şehit oldu. Yine devre arkadaşım, bak yaklaşık 100-150 metre sağ ilerimde şehit oldu. Bir asubay abimiz, bir uzman jandarmamız yaralandı. Görev dönemi içerisinde en büyük zayiatı verdiğimiz çatışma oydu. Özellikle İsmail Moray'ın şehadeti hepimizi tekrar şeye götürdü, 4 Kasım'a götürdü, Türker abinin şehadetine götürdü. Çok kahraman bir insandı. Çok kahraman bir insandı. Gözünü budaktan sakınmazdı. Aşırı heyecanlıydı. İlk mermiyi yediğimizde ben şuradayım ya da ben buradayım, o bir metre kadar önümde başka bir kayanın arkasında. Haliyle mermi yedikten sonra mevzilendik, kayaların arkasından kalkarak, nişan olarak ateş ediyoruz. O önümde korkusuzca mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim bilemiyorum. Ayağa kalkıyor, aa orada gördün mü diyor, oradan ateş ediyor. Orada da var diyor, o tarafa ateş ediyor. Yalvarıyorum, komutanım çök. Komutanım çök. Komutanım çöktü, ateş et. Çöküyor, iki dakika sonra tekrar aynı heyecanla kalkıp atışına devam ediyordu. Çatışmanın seyri içerisinde o diğer unsurla işte yukarı çıktı. Bana siz burada kalın dedi. Ben yukarı çıkıp emniyeti alacağım, sizi çağıracağım. Gelirsiniz dedi. İşte yukarı çıktığı noktada diğer unsurumuzla birlikteyken orada şehit oldu. Maalesef bizim için kara bir gündü o gün. Ya jö olmak isteyenler bir kere, yani dışarıdan göründüğü gibi kolay bir iş değil bir kere. Bunu herkes kabul etsin. Para pul meselesi asla değil. Özlük haklarmış, sosyal imkanlarmış falan filan, bunları falan hesaba katarak maaşıymış. Bunlar asla değil. Bu gönül işi, yani jöh olmak, asker olmak, polis olmak. Asker polis olunca da bu tür operasyonel birliklerle özellikle görev almak tamamen gönül işi. Bedenen güçlü olacaksınız öncelikle. Sağlıklı olacaksınız, dayanıklı olacaksınız. Ama maneviyatınız, ruhunuz daha güçlü olacak. İnanacaksınız, her türlü zorluğu göze alacaksınız ve en önemlisi şehit olmayı, gidip de gelmemeyi göze alacaksınız. Bunu göze alabiliyorsanız bu tür birliklerde görev alın derim. Ama ilk zorlukta yılıp kaçacaksanız, nitekim maalesef bazı, özellikle günümüzde böyle olumsuz örnekler de oluyor, hiç
bu işe girmeyin derim. Yok, asla. Çünkü biz bir yola çıktık, bunun dönüşü yoktu. Asla. Hem hukuki olarak da yok. Mecbur hizmet süremiz var. Görev seçme, görev beğenme falan diye bir lüksümüz de yok zaten. Ama bunun dışında da bir yola çıkmışız. Yoldan dönmek. Ha ben giderim. Bilmem ne raporu alırım. Komando görevi yapamaz raporu alırım. O birlikten daha işte masa başı başka bir göreve geçerim. Asla böyle şeyler düşünmedik. Özellikle jandarmalık anlamında şunu söylüyorum. Bin tane, bin defa daha bu dünyaya gelsem her defasında tereddütsüz yine jandarma olurdum. Yine komando olurdum. Yine o yılları tekrar yaşamak isterdim. Hiç tereddütüm yok. O görev 3 yıl sürdü. Daha sonra Muş'tan Burdur'a tayin oldum. 1,5 yıl Burdur'da görev yaptıktan sonra subay oldum. Subaylık sınavına girmiştim. Subaylık sınavı neticesinde 6 aylık bir eğitimden sonra ve temin rütbesiyle Mardin Dar Geçit'e tayin oldum. Yaklaşık 17 ay sonra Muş'tan döndüm. 17 ay sonra tekrar doğuya gittim. Dar Geçit başta olmak üzere 4,5 yıl Mardin'de görev yaptım. Dar Geçit'te, jandarma özel harekatta, mekanize komando birliğinde. 4,5 yılda Mardin'de görev yaptıktan sonra Sakarya'ya geldim. Sakarya'dan da Van Bahçesaray'a gittim. Yine meşhur bir ilçemizdir Van Bahçesaray. Geçmişte 8 ay, 9 ay yolları kapanır. Dünyayla irtibatı kesilirdi. Şükür şu anda yollar bir şekilde açık tutuluyor. 2 yıl orada görev yaptım. Bahçesaray'da İl Jandarma Komutanlığı görev yaptım. Oradan Bursa Gemlik, oradan Tokat Merkez, oradan Şırnak Çakır Söğüt Komando Tugayı. Oradan Foça Komando Okulu, Komando Okulu'ndan da emekli oldum. En uzun görev yaptığım süre 5 yıl bir yerde. O da istisnai bir süre oldu. 2 yıl, 3 yıl, 1 yıl, 4 yıl. Jandarma için söylüyorum özellikle. Görev sürelerimiz hep böyle. Bölünmüştür, kısa sürelidir. Şöyle az önce söylediniz ya ailelerle ilişkiler falan. Ben dedim ki Türkiye o zaman hiçbir şey bilmiyordu. Farkında bile değildi diye. Yıllar geçti tabii, çocuklar büyüdü falan. Biz dost sohbetlerinde konuşurken, eski anılarımızdan anlatırken çocukların ilgisi şimdi daha fazla çıkıyor. Nasıl yani ya? Öyle mi yaşadınız? Orada mı yaşadınız? Aa, biz oradayken böyle mi oldu gibi şaşkınlık içerisinde dinliyor beni. Bir gün dedi ki, baba bunlar niye kitaba almıyorsun dedi. Ben dedim hiç düşünmedim. Ben öyle ne becerebilirim falan. Biraz yani şey yaptım yani direkt, ha tabii kitabı alayım falan demedim. Öyle bir fikir soktu aklıma. Yine kitabımızın editörlüğünü yapan Göksu Orman, edebiyat öğretmeni kendisi. Türker'in bu şeyinden sonra, benim kafamda bir ışık yakmasından sonra kaleme aldığım, el yazısıyla yazdığım yazıları kendisine gönderdi. Fikir aldı. Nasıl, bundan bir şey çıkar mı? Yazmaya değer mi? Yazmaya devam edeyim mi, etmeyeyim mi gibisinden. O da sağ olsun beni cesaretlendirdi. O şekilde başladım yazmaya. Yaklaşık kendi yazım 3 yıl sürdü. 3 yılın sonunda da kitaplaştırmaya karar verdiğimizde de oturduk. Bir 6 ayda o şekilde çalıştık. Neticede bu kitap ortaya çıktı. Bu kitapta az önce anlattığım hususlarla birlikte daha anlatamadığım bir dünya husus var, bir dünya hikaye var. Maksadım da şuydu, yani yazar olayım, efendim kitabım olsun falan filan, öyle değil. Bunlar gerçekten zor yıllardı ve biz yaşadık. Bizim yaşadığımız olayları birçok insan o dönemde dahi bilmiyordu. Yok efendim para için, yok tazminat için, yok bilmem ne için bu işi yapıyorlar diyorlardı. O yaşadığımız zorlukları dediğiniz gibi az önce yeni gençlere, yeni nesile, Z kuşağına aktarabilmek. Unutulmasın. Tabii şu anda da terörle mücadelemiz devam ediyor. Farklı boyutta devam ediyor. Teknik olsun, teknolojik imkanlar olsun, iletişim şartları olsun. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Devam da edecek. Sıfır terör diye gönlümüz onu arz eder. Ama bu coğrafyada yaşıyorsak bu tür belalarla uğraşmaya devam edeceğiz. Ah keşke. Ama şu var, tek başına teknoloji de yeterli değil. Tek başına insan gücü de yeterli değil ya da tek başına ruh da yeterli değil. İkisi bir araya gelince mükemmel olur. Tek başına teknolojinin yeterli olmadığını işte Rusya'dan, Amerika'dan da dünyanın değişik ülkelerinden görüyoruz. En ileri teknolojileri sahipken dahi başarısız olabiliyorlar. Ama dediğiniz gibi şimdiki teknoloji o dönemde bizde olsaydı
Bir, bu acıların büyük bir kısmını yaşamazdık. İki, belki de çoktan sıfırlamıştık PKK terörünü. Ha, başka terör örgütleri çıkacaktır. Ona bir şey diyemem. Dediğim gibi zor bir coğrafyada yaşadığımız için ve üzerimize oynanan onlarca yüzlerce oyun olduğu için maalesef ki biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Niyetim buydu. Gençler örnek alsınlar, bu acıları bir daha yaşamayalım. Onlara ders niteliğinde olsun. Umarım da örnek alırlar. Umarım da faydalı olur. Tek başına benim hikayem değil. O yılları yaşayan asker, polis, jandarma, o dönem orada askerlik yapan herhangi bir er, o dönem o bölgede görev yapan bir öğretmen, korucu, o dönem evladının yolunu gözleyen anne gibi o dönemi yaşayan herkesin hikayesi bu kitap.